Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki gün tertibde bulatkan haberlerine huzurunla olsun. Şıkırışımız, kıynamsız ıqtınlar ekranımızı bulsun. Xtay dairleri tibbi xadımlarga alahidi siyaset çıkardı. Xtay haber menbelerde məlum buluşa, vəziyetinin üzlüksüz iğirlişiğe əgişip, Şarkı Türkistan'daki Xtay organları yeni türlük siyaset arqılıq tibbi xadimlerini xatirjem kılmakçı bolgan. Bildirilişe atılmış Abdunum Rayonluk Adem Küçü Baylıqı ve İctimai Kapalet Nazareti, Maliye Nazareti ve Sahiye Sağlamlıq Komiteti Qatarlıq 3 orun birli vaqtı uxturuş çıkarıp, tibbi xadimler ve alaqıdar xadimler hizmet ceryanında Wuhan virusu bilen yuqumlanıp kalsa ya ki bu sebeplik ölüp kesse, iş üstüde yarılınış qatarıdı bir taraf kılındıqallıqını, işte yarılınış suğurtisidin bəhriman bolalaydıqallıqını bildirgen. Wuhan virusu tarqalgandekin, gerçi Xitay taratquları barlıq uçurlarını qattıq kontrol qılğan bolsa mı, ama Wuhan'daki bir kısım doktor ve sestralarının kesel yoqıp ölüp ketkenliki, nurgulğan doktorlarının qaçıp ketkenliki. Şundaqlı bir neçe çoğun doktorxanının quruluşunu bahanı qılıp ambulatoriyasını taqıp olğanlıqı aşkarlanğan. Xitay dairleri ölüm xaupi elip keldiğan bu virus sebeplik tibbi xadimlarının özünü kaçırışının aldını eliş üçün yukarıda kararını çıkarışka mecbur bulgan. Amerika Devlet Meclisi de dini ziyankeşlikke hatimi veriş temesi de guvahlıq veriş yığını açıldı. Amerika Avam Palatası Karmakadiki Taşkı İşler Komiteti nöbeti dünya miqyasıda evceli vatkan, şundaklı hükümetlerinin bevasta arkı terek buluşu bilen barğansırı yukur belliği çıkı vatkan dini itikad ziyankeşlikinin en yana ehvalıga karab çıkış üçün 28 yanvar günü maksus guvahlıq beriş yığını ötküzdü. Aldı bilen Taşkı İşler Komitesi'nin reisi Karin Bas Hanım söz elip, dini itikad ziyankeşlikinin hazır puhralarını cinayi ceza ölçüm bu içi cezalaşka ayınlıp kilovatkallıqını sözləb ötdi. Karin Hanım sözde Xitay rejiminin Uyghurlarga kilovatkallarını alaydı misal qatarıdı tilgi elip, Xitay hazır Uyghurlarını lagırlarga kamaş arqılıq onlarını haraq içişke ve çoşku güşü yeşke mecburlavatıdı. Muşunun özela Uyghurlarının kişilik hukukta kayısı ekvalda işkerlikini körvalgılı buludu dedi. Komitet azalarının palata azası Christopher Simms mi söz aldı? O noktalı kılıp nöbeti bu kıldaki dini itikad ziyankeşlik kılmışının Xitay ve onun kolluğuçları köplep sadır kılvatkan kılmışlar işkerlikini tekitlep, komünistler Xudağı işelmeydu, hatta üçmenli kılıdu. Komünist Xitay Xi Jinping'nin rehberliği de Uyghur ve Kazaklarını lagırga kamavatıdı. Ular hazır yalğız şahıslarını kamap kalmasın, belki yeni kişilerini bütün aile bu işe kamakı ilovatıdı. Milletler hazır dini itikad sebeplik asaslıq hücum nişanı buluvatıdı. Bu hal dünyadaki köpligen devletlerge keni ivatıdı dep görsetti. Yığınğı iştirak kılgan Puhralar Hukuki ve Erkinlik Komitetinin reisi Cem'i Raskin Ependimi sözde Uyghurlarının hazır dini itikad ziyankeşlikinin en çoğun kurbalları buluvatkallıqını eskertip ötdi. Uyghurlarga vakaleten yığındı guvahlıq bergen faaliyetçilerinin yeni biri Uyghur Hareket Teşkilatının reisi Roşan Abbas Hanım idi. O nöbeti Şarkı Türkistan'da mevcut buluvatkan asaslıq siyasi meselelerini sözləb gelip, Uyghurlarının gayet zor sende lagırlarga kamilişi, ailelerdeki cüdalıq, Uyghur ayarlarının Xitayları bilen toylaşışı mecburlanışı, Xitay kadirlerinin tukkan buluşnamede Uyghurlarının şahsiyet boşluğunu ilgili verişi, İslam dininin aşkarı halde kanunsuz kılmışkı mensup kılıp koyuluşu, İslam dinini Xitaycılaştırış ve komünist ideya bilen bir gevdileştiriş hareketinin yukarı belliği çıkışı kadarlıq meselelerini ixcam sözləb ötdi. Şunundak Xitay rejiminin hazır izkil lagırlarını kesbi terbiyeleş mektibi deyişi arqılıq, xalqaranı aldavatqallıqını, hadisi Gülşen Abbas'a okşaş lagırga kamılıp bulgan milyonluğun kişilerinin emiliyeti hiçkandaq terbiyeleşki ihtiyacı yok kişiler işkerlikini alaydı tähkitledi. Şunundak Amerika hükümetinin bu cahette emeli ve ünümlük bulgan birer hareketke ötüdüğün peyti yitip gelgeldikini, tarihte görülgen zor kırgıncılık paciasının 21. əsrde yeni bir qetim körülüşüge bahane bulguda hiç neresinin yokluğunu bildirdi. Dünya Sahiye Teşkilatı Wuhan virusu haqqıda yepyeni yığın içişini karar kıldı. Reuters agentliğinin haberde bildirilişçe Dünya Sahiye Teşkilatı bugün yepyeni yığın içip, Wuhan virusunun tizlikte tarqılışının xalqaralıq ammevi sağlamlıq vaqasını şekillendirgen şekillendirmegenlikini bekitidiganlığını bildirdi. Dünya Sahiye Teşkilatı'nın mesul emeldari bu vaqtı işbadi bildirip, virusunun bir neçik gündün buyan xalqaradaki tarqılış ahvalının kişini ensirtidiganlığını. Gerçi Xitay'nın sırtıdaki yuqumlanış ahvali intayın az bolsumu, yenili kankölemlik tarqılış ahvali körülüşü mümkünlükini bildirdi.
e'lon qilingan ma'lumotga asoslanganda navbatda butun dunyodagi yuqumlanganlarning soni 6065 bo'lib, buning ichida chet elliklarning 70 ga yaqinlashgan. Ammo chet eldagi yuqumlanganlar orasida o'lganlar bayqalmagan. 16 mustaqil mutaxassisdan shakllangan Dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti takshirish hay'ati oldingi hafta bu qitimliq vabaning xalqaro diqqat qo'zg'ig'idek ommaviy sog'lomlik vaqasi keltirib chiqarmaydiganligida izchil ching turgan. Ammo vaziyatning og'irlashishiga ergashib, mazkur hay'at bugun bu masalaga qayta qarab chiqishni qaror qilgan. Turkiya Wuhandagi fuqarolarini qaytirib olib kelish uchun maxsus aeroplan avati. Xitoyda jiddiy tarqalayotgan koronavirus sababli Turkiya ilgari Xitoydagi fuqarolarining kerakli tadbir olishi va Turkiyadan Xitoyga jiddiy ahvol bo'lmaganda safar qilmasligi haqida ogohlantirish bergan edi. Turkiya bugun virusning uvisi bo'lgan Wuhanda o'qish va boshqa tijorat sababli turayotgan 34 turk, 7 Gruziya, 7 Azerbayjonlik va 1 Arnavutlik fuqaroni Turkiyaga olib kelish uchun Anqara Atimasud askari aerodromidan maxsus aeroplan avati. Xitoyning kishilik huquq dafsandichiligiga javobgarlikka tortilishi kerak. Amerika Avom palata raisi Nancy Pelosi 28 yanvar kuni Avom palataning yig'inida nutq so'zlab, Xitoyning Uyg'ur qatorli xalqlarni nishon qilgan kishilik huquqni dafsanda qilish qilmishining javobgarlikka tortilishi kerakligini bildirdi. Nancy Pelosi shu kuni Avom palatasining 4331 nomorliq 2020 yillik Tibet siyosati va Tibetni qo'llash qonun loyihasi ovoz qo'yilganda bu so'zlarni qilgan. Mazkur qonun loyihasi 28 yanvar 392 ovozning qo'llashi bilan ma'qullangan bo'lib, uningda Dalai Lama o'lsa, uning izbasarini Tibetlarning o'zi saylash, uningga qo'l tiqqan Xitoy amaldorlariga embargo yurgizish qatorliklar talab qilingan edi. Nancy Pelosi Avom palatasida qilgan so'zda mundaq degan: "Amerika davlat majlisi Xitoyning kishilik huquqini xo'rlash jihatidagi nurg'un qilmishlarini, jumladan uning uyg'urlarni o'z ichiga olgan nurg'un xalqlarni nishonga olishdek afsuslanarli qilmishlarini javobgarlikka tortishi kerak. Buningda hozir Marco Rubio qatorliklarning o'rtaq tirishchanligi bizning aktiv qo'llashimizga erishib keldi. Uyg'urlar majburiy qisirlashtirish, keng ko'lamli tutqun qilishdek qo'rqinchli kishilik huquq dafsandichiligiga uchirmoqda. Millionlagan kishining ta'qiblanishidek bu ahvol biz so'zlayotgan hozirning o'zida yuz bermoqda." U bu so'zlarni dunyo taratqularining diqqati Xitoyning Wuhan shahrida tarqalgan koronavirusiga markazlashib, lagerlar masalasi bir oz besiqib qolgandek bir ahvolda ta'kidladi. Nancy Pelosi yana atalmish Uyg'ur avtonom rayonining partikom sekretari Chin Chuanguni tilga olib, "Biz shuni bilamiz. Atalmish Uyg'ur avtonom rayonining sekretari Chin Chuangu burun Tibet avtonom rayonining birinchi qo'l mas'uli bo'lgan. U bak zalim bo'lgachqa atalmish mazkur avtonom rayonga avatilib mukofotlangan bo'ldi" degan. Nancy Pelosi Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasini qo'llab, uning mazmuniga ba'zi kuchlik moddalarni qo'shishni talab qilgan siyosiy yo'llardan biridir. Mazkur qonun loyihasi o'tgan yili Avom palatasida ma'qullanib, Kengash palatasiga sunilgan edi. Wuhan virusi Xitoy iqtisodiga og'ir zarb berdi. Reuters agentligining xabarida bildirilishicha, Xitoy ijtimoiy fanlar akademiyasi iqtisodshunosi Chang Ming tunugun Xitoy iqtisodi haqida to'xtalib, bu qitimliq virusning Xitoy iqtisodiga og'ir zarb bo'lganligini bildirdi. U so'zda Xitoyning bu yil birinchi pasillik iqtisod eshish nisbatining 5% ga tushib qolishi mumkinligini, hatto buningdan tuvallab ketadiganligini, bu qitimliq virusning ziyinning sarisdimi eshib tushadiganligini bildirdi. Navbatda kunsiri yomonlashayotgan vaba Xitoyning qatnash, sayohat, yemak ichmak, ko'ngil ochish qatorliq turli sohalariga og'ir ta'sir ko'rsatgan. Har qaysi davlatlar fuqarolarini Xitoyga sayohatga berishdan cheklagan yoki ogohlantirgan bo'lg'achqa sayohatdan kiradigan kirimni zo'r darajada tuvallagan. Chang Ming yana virus sababli ishqi o'rilishdimi kechikish ahvoli ko'rildiganligini, bu sababli ishsizlik nisbatining eshib ketishi mumkinligini bildirdi. Xitoy doiralari Amerika Xitoy savdo urushi sababli bu yillik iqtisodiy nishonni tuvallatishga majbur bo'lgan bo'lib, burunqa 6.5% dan 6% ga tushirgan edi. Ammo tuyuqsiz yuz bergan vaba apiti qisqa vaqt ichida Xitoyni iqtisod jihatidan texima hol sirtib atgan. Xitoyda Wuhan virusida yuqumlanganlar 6000 dan oshdi, o'lganlar 147 yetdi. Xitoyning Wuhan shahrida portlab, Xitoyning mamlakat miqyosiga tarqalgan Wuhan virusi yoki koronavirus nomidagi tajisman o'pki yallug'i virusida yuqumlangan va o'lganlar tezlikda ko'paymoqda. Xitoy sog'liq saqlash doiralarining oshkorlashicha, navbatda mazkur virusda yuqumlanganlar 6000 dan oshib,
ölgenler 132'ye yetip bargan. Tibet, Xitay'da hazırgıçı mezkur virüs bayqalmagan birden bir rayon idi. Lekin 29 yanvar günü Tibet'te mu mezkur virüsü yuqumlanan bir kişi bayqalgan. Bunun bilen Xitay'da mezkur virüs bayqalmagan hiç kandak ölkü ve rayon kalmagan. Xitay sahiye tarmaklarının aşkarlıca Xitay'da 28 yanvar bir günün içinde 1459 yeniden yuqumluş ahvalı bayqalıp, yuqumlanıcılar bırakla 30% artgan. Mälum bolışça yeniden bayqalgan yuqumlanıcılarının 840 nəfəri virus merkezi bolgan Xubeyde bayqalgan. Mezkur ülkenin özü de hazırgıcı bu virüstü ölgenlerden 125'e yuqumlanıcılarının 3554'e yetip barğalıqı ilgiri sürülmekte. Xitay rejimi Wuhan şehrini kamal kılıp şehirge kiriş çıkışını çekilgen bolsa mı? Lekin onun ötken yılı 13. ayda bayqalgan virüsünü kontrol kılıştı nemi üçün bunçilik keçikkenliki en köp soralgan sualdır. Nöbette mezkur virüsünün tarqılış süreti kişilerini endişige salmaqta. Dünya Sağlık Teşkilatı 29 yanvar günü ahbarat yığını ötküzüp, koronavirusuğa karşı bütün dünyanın hareketke ötüşü gerektiğini bildirdi. Ahbarat yığında Dünya Sağlık Teşkilatının ciddi salametlik programmasının mesulü Mike Ryan, Xitay'nın bazı tedbirlerini alğalıqını maqtığan bolsa mı, lekin koronavirusu peyda kılgan hırsının intayın zorluğunu tekitledi. Dünya Sağlık Teşkilatının bildirişçe mezkur organ bugün yığın ötküzüp, koronavirüsünün yarışarı karakterlik ciddi salametlik meselesine aylanan ya da aylanmağallıkını müzakere kılıdı. Avrupa puralarını Xitay'dan kaydırıp geliş için tayyarlandı. Avrupa Wuhan şehirde otturgu çıkan ve bütkül dünyanı sarasımı kısalgan Wuhan virüsü, yani yeni tıplık koronavirüsü sebebinden tahminen 600 puralarını Xitay'dan kaydırıp geliş tayarlıklarının başlanğanlığını ilan kıldı. Avrupa İttifakı Komiteti krizisini başkuruş işlerine mesul hadimlerden Yanis Jenerček bilen sahiye ve yemek içmek bihaterlikki mesul hadimlerden Stella Kiriakides Belgiya paytaxtı Brüsselde akbarat ilan kılış yığını ötküzüp Wuhan virüsüge münasibetlik işlengen hizmetler hakkında malumat verdi. Stella Kiriakides Avrupa İttifakı devletleri otursuda koordinasiya işlerine ilgili sürüvatkallıklarını eskertip Wuhan virüsüne karşı davalaş usulünün tepilmeganlığını bildirdi. O, Avrupa İttifakı'nın virüsünün mürekkep ve daim özgürdüğün hususiyetini yakından gözüp atkalıklarını, Avrupa İttifakı'nın umumi cahitin etkandı tayar işkerlikini ve talep kılınan ahvalda başka devletlerini uçur bilen temellep yardım kıldıganlıklarını kayıt kıldı. Yanis Jenerček mundaq dedi. Xitay'da turvatkan tahminen 600 Avrupa İttifakı puhrası kayıtışını halaydıganlıklarını bildirdi. Avrupa İttifakı bularının kaytırıp gelinişi üçün zörür yardımlarını kılıdı ve koordinasiya rolünü devamlaştırdı. O, Avrupa İttifakı'nın bu dairede kaytırıp geliş çıkımının 75%'ini kötürüş mümkünlükini, Xitay bilen bulgan hemkarlıqının yakşı şekilde devamlaşı vatkallıqını bildirdi. Angliya Hava Yolları şirketi Xitay'a berip geldiğin barlıq ayruplan katnışını toxtatdı. Angliya Hava Yolları şirketi British Airways yeni tipteki tacisiman virüs payda kılgan yuqumluq öpki yallığını nazarda tutup, Xitay'a katnaydıgan barlıq ayruplan seferlerini toxtatışını karar kıldı. Angliya Hava Yolları şirketi bayanat berip, Angliya Taşkı İşler Ministerliğinin sayahat agahlandırışıdan kin, derhal icra kılındıgan şekilde Xitay çoŋquruqlukka bolgan öz ara ayruplan seferlerini toxtatdıq degenlerini kayıt kıldı. Bayanatta karar üçün Angliya Hava Yolları şirketi yolcularından keçirim sorulup, xeyridarlarımızın ve münazimetçilerimizin bexaterliki bizge nispeten her daim aldınkı orundu turudu. Aldığımızdaki küllerde Xitay'a baradığan ya ki Xitay'dan kilidigan yolcular ba-çekit.com adresinden texamı köp uçurgu igi bulalaydı degen ibarlarga orun berildi. Xalq diplomatiyası hareketinin Malaysiya ziyareti devam kılmaqta. Xalqara Şarq Türkistan Təşkilatlar Birliğinin uğurlaştırışı bilen İslam Dünyası Diplomatiyası planı boyunca Şarq Türkistan Təşviqat ve Media Cemiyetinin reisi ve Təşkilatlar Birliğinin media mesulü Dr. Abdulvaris Abdulxalıq. Şundaqla Avustralya Şarq Türkistan Cemiyetinin reisi ve Şarq Türkistan İnsan Hakları Cemiyetinin azası Nur Muhammed Türkistani Qatarlıq hayatının Malaysiya'da elib berivatqan ziyareti devam kılmaqta. Hayat 29 yanvar Malaysiya İslam Təşkilatları Birliği Şura Raisi Dr. Muhammed Azmi bin Abdülhamid'ni ziyaret kıldı. Hayatını Dr. Muhammed Azmi işhanısı kızgın kütü aldı. Hayat Dr. Muhammed Azmi bilen 2 saatki yakın hemsöhbeti bulup, Şarkı Türkistan'ın hazırkı ecinişlik vaziyeti hakkıda, şundaklı kılışkı tigişlik meseleler hakkıda tepsili söhbet edip vardı.
Ахырда доктор Мухаммед Азми Шарқ Түркістан мәселесіге алақыдар хабарларыны ақпарат вастырды аңлыған болсы мұ? Бірақ хайат білін көрішкендейкен Шарқ Түркістан халқының әхвалының ішінішлік икәлігіден қаттық қайғырғалығыны. Бұндекен Шарқ Түркістанның әхвалыны өзігі тәвә ақпарат вастырды тәшвік қылышыны күшейтедіғалығыны. Малайзия дәулет арбаплары вә алақыдар мүшім шәхісләргә Шарқ Түркістанның хазіргі вәзиеті хақыдегі материалларыны еткіздіғалығыны білдірді. Hay'atning 27 yanvar Malayziyadagi Islom partiyasi hokimiyat yurgizayotgan Terengganu shtatida qilgan ziyorati Malayziyadagi bir qism televiziya kanallarida qo'yilib, kuchlik inkas qo'zg'adi. Malayziyadagi musulmonlar va islomiy jamiyatlar Sharq Turkiston xalqini qo'llaydiganligini bildirishdi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarimiz mush yerda oxirlashdi. Ayetki haberimizi görüşkice sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırmız. Şunlarla programı akırda ekran arkasındaki varlık hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eydim ben. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.